İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian tam da İsrail saldırısının öncesinde CNN International'la konuştu. İsrail'e uyarı yapan bakan, Tahran'ın bir sonraki misillemesinde en yüksek düzeyde uyarı verileceğini söyledi. Sadece maksimum düzeyde gerçekleştirileceğini ve onlar adına üzüntü verici olacağını söyleyebilirim. Detaylar ülkemin silahlı kuvvetleri tarafından planlandı. İsrail'in İran'a yanıtının ardından konuşan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, CNN International muhabiri Aaron Burnett'ın yayınında İsrail'i böyle uyardı. On birkaç yıldır bazı İsrailli yetkililerin Gazze'de kazanmak için İsrail'in nükleer silah kullanması gerektiğini defalarca tekrarladığına tanık olduk. Ve Amerika'nın İsrail'deki macera peşinde koşan rejime daha fazla dikkat etmesi ve odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Kırmızı çizgilerimiz aşılırsa dedi, nükleer silah kullanılması olasılığının altını çizdi. Son saldırıları değerlendirdi. İsrail rejimine çok daha güçlü bir şekilde saldırabilirdik ama buna karşın sınırlı ve en düşük çerçevede bir saldırı gerçekleştirdik. Ardından bu yanıtın meşru bir çerçevede ve uluslararası hukuk kurallarına uygun çerçevede yapıldığını duyurduk. Ancak devam etmeyeceğiz. İsrail rejiminin yeniden maceracılığa girişmesi ve İran'ın çıkarlarına aykırı hareket etmesi halinde bundan sonraki tepkimiz anında ve maksimum düzeyde belirleyici olacaktır. İsrail'e İran'dan verilen yanıtı değerlendiren Abdullahian, bu saldırıyı devam ettirmeyeceğiz ancak İsrail yanıt verirse bu sefer uyarmayacağız. En yüksek düzeyde saldıracağız açıklaması yaptı. Saldırımız sadece iki askeri üsse yönelikti. Biri Nova ekibinin hava üssü, diğeri ise binamıza saldırıların yapıldığı istihbarat ve bilgi merkezleri. Ekonomik ve finans merkezlerini, sivil merkezleri hedef almadık. Sadece F-35 uçaklarının uçtuğu iki nokta. Oradan havalanarak Golan'daki Büyükelçilik binasını hedef aldı. Bu bizim asgari tepkimizdi. Sadece maksimum düzeyde gerçekleştirileceğini ve onlar adına üzüntü verici olacağını söyleyebilirim. Detaylar ülkemin silahlı kuvvetleri tarafından planlandı. Abdullahian, olası bir yeni saldırı durumunda İran'ın yanıtının Beyaz Saray'a da iletildiğini kaydetti. Beyaz Saray'a ve Washington DC yönetimine bir mesaj gönderdik ve İsrail rejiminin bu vahim hatayı bir kez daha yapması halinde yanıtımızın verileceğini yineledik. Orta Doğu'da gerginlik ve kriz yaratma veya bu tür durumları artırma amacında değiliz. Ve İsrail rejiminin daha önceki vahim hatalarını tekrarlamamasını içtenlikle umuyoruz.